Merhaba Tolga. Hoş geldin. Hoş bulduk Osman abi. Bu kutuda ne var? Leyla'ya hediye mi getirdin? Yok be abi. Baklava getirdim hep beraber yeriz diye. Sen şimdi bu baklavayı bana ver. Ben şimdi çardakta orada kendi hakkımı yiyeyim. Sonra size getiririm içeriye. Geri kalan. Abi hep beraber yeseydik içeride. Yok yok. Ben kendi hakkımı burada yiyeyim. Sonra getireceğim. Peki abi. Sen nasıl istersen. Hadi güle güle. Hoş geldin. Geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Tolga enişte. Hoş geldin. Hoş bulduk Sinan abi. Mert koçum, Tolga eniştene çok güzel bir çay getir bakayım. Sinan abi sana 40 kere söyledim enişte deme diye. Yani benim inadıma mı yapıyorsun? Allah Allah, sen niye üzerine alıyorsun ki Leyla abacığım? Ben Tolga eniştemi kayganam şanzımantı alacağım. O yüzden enişte diyorum. Gerçi o zaman eniştem olmaz ki. Cici baba olur. Yahu kızım sen de bu enişte lafına fazla tepki verme ya. Sen tepki verdikçe bunlar üstüne gidecekler. Hiç sesini çıkarmasan bir süre sonra unuturlar. Buyur çayını enişte. Sağ ol Mert. Ya ben de baklava getirmiştim hep beraber yeriz diye. Çayla da iyi olur değil mi? Getirseydin baklavayı iyi olurdu tabii. Getirdim hocam dışarıda. Dışarıda mı? Evet. Gelirken dışarıda Osman abiyle karşılaştık. O aldı baklavayı. Oğlum ne yaptın evladım sen ya? Ne yaptın Tolga? Osman abiye mi verdin baklavayı? Ya, evet. Yanlış bir şey mi yaptım? Tolga, Osman abinin şeker hastası olduğunu bilmiyor muydun? Vallahi bilmiyordum. Fırlayın kalkın hadi. Hemen gidelim. Koşun. Koşun bana. Koşun. Koşun. Ya Osman ne yaptın ya? Allah Allah. Hepsini yemiş baklavaları ya. Ölürüm kardeşlik. Ölürüm. Şeker kumasına girdim kumar. Ya ne yapıyorsun Osman Aga ya? İntihar mı ediyorsun ya? Allah Allah. Ya bırakın şimdi ya. Hadi hastaneye kaldıralım hemen. Ben götürürüm. Ben de geleyim ya. Biz Tolga ile götürürüz. Sen burada kal. Tabii tabii. Yalnız bir şey olursa bana haber verin ha. Hadi hadi. Ya deli bu Osman ya. Bu Osman deli ya. Zaten bu durakta benden başka akıllı yok ki Nuri Baba. Çekil hadi, çekil. Nasıl oldu Osman abi? Daha iyice misin abi? İşte şuraya böyle. Çok korkuttun bizi Osman abi ya. Ya Osman abi o kadar baklavayı nasıl yedin Allah aşkına ya? Hadi Tolga senin şeker hastası olduğunu bilmiyor. Sen kendini bilmiyor musun? Ne yapayım benim Mehmet Hoca? Evde Safiye yedirmez. Durakta siz yedirmezsiniz. Öyle baklavayı görünce adet abiyle yüzüm döndü yani. Ya aslında bütün suç bende. Keşke getirmeseydin şu baklavayı. Neden öyle söylüyorsun be çocuğum? Sen insaniyetliğini yapmışsın baklava getirmişsin. Ben hayvaniyetliğimi yapmışım. Bütün baklavayı yemişim tabii ya. Estağfurullah abi. Evet. Nasıl Osman Bey? Daha iyisiniz galiba. Önce şu testleri yaptırmanız lazım. Değerlerinizi bir görelim. Ben çok değerli bir insanım da değer meğer istemez. Osman abi, Osman abi. İyi değerlerimizi görelim tabii tabii. Geçmiş olsun. Sen de git işinin başına be çocuğum. Benim yüzümden işinden oldun yani. Aklıma girmiş gelsin. Sen gene durağa gelirken gene arasına baklava getirirsin tabii yani. Peki abi. Hadi tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Ya Osman abi hiç akıllanmayacaksın. Ölümden döndün hala baklava sayıklıyorsun. Hadi yürü, yürü şu testleri yaptır. Hadi. Yürü. Tamam tamam, sarsma beni be. Değerlerim karışır lan. Merhaba kızlarım. Tahlil sonuçlarımı alacaktım. Osman Şentürk. U ile yazılır. Buyurun efendim. Eyvallah. Osman abi. Aldın mı sonuçları? Aldım işte burada ne ya? Hadi doktor seni bekliyor. Evet tamam. Ben buradayım. Merhaba doktor kızım. Buyurun. Bakın tahlil sonuçlarını getirdim. Gerçi benim bir şeyim yoktur ya neyse. Boşu boşuna masraf ettirdim bize yani. Önce bakalım. Olamaz. Ne oldu doktor? Yine şekerim yükseldi herhalde. Değil mi? Aman doktor gözünü seveyim. Bana öyle diyet niyet verme. Otlamaktan bıktım artık inek gibi yani. Korkmayın Osman Bey. Size diyet vermeyeceğim. Hatta ilaç bile vermeyeceğim. Dilediğiniz kadar şeker, çikolata da yiyebilirsiniz. Ay senin ağzını seveyim be doktor bey. İşte bile ol. Bundan sonra bile konuşursan devamlı sana abone olurum. Devamlı gelirim. Yani vallahi. Artık ne yiyip içeceğinizin hiç önemi yok Osman Bey. Ha?
İşte bu laflarla gel bana doktor. Bundan sonra yiyelim, içelim, keyfimize bakalım artık, değil mi? Evet, aynen öyle. Çünkü test sonuçlarına göre çok kısa bir ömrünüz kalmış. Onu da kısıtlamayın isterseniz. Benim ömrüm kısalmış mı? Lika doktor, 10 yıl. Çok daha az. 5 yıl? Daha. 2 yıl. 1 yıl. Bak bundan aşağı inme, vallahi kabul etmem artık. Daha da az. 6 ay. Maalesef daha az. Ne kadar doktor? Ne kadar süre sana? Maalesef vücudunuz iflas etmiş. Taş çatlasın, 1 haftalık bir ömrünüz var. Ay eyvah! Ne yapacağım ben doktor? Maalesef tıbbın yapacağı bir şey yok artık. Gidip kalan ömrünüzü sevdiklerinizle beraber geçirin. Doktor, 1 haftaya ömür mü diyorsun sen be? Kelebeklerden daha az. Zaten yarım saati seninle konuşmakla geçti. Neyse, ben gideyim de kendimi uyur dünyaya hazırlayayım. Osman abi, nasıl çıktı sonuçlar? İyi çıktı, iyi. Netice iyi çıktı. Çok iyiymişim, duyar gibi. Estağfurullah Osman abi, buradan öyle gözükmüyorsun. Ya şaka bir yana, ne olacak? Basit bir şeker hastalığı canım. Ucunda ölüm yok ya. Evet, evet. Ölüm yok ya ucunda. Hadi Nuri babalar bizi bekler, durağa gidelim ha? Yok be Mehmet hocam. Ben bile sahile doğru bir ineyim de bir deniz havası alayım derim. Sahilde deniz havası mı alacaksın? Niye? Bu hastanenin amcası biri beni bastı da. O zaman ben sana arabanın anahtarını vereyim. Ben minibüse giderim Duna. Hadi kendine iyi bak. Yedi gün ömür mü olurmuş be? Bu Senaz'da Supernaz'ın büyüdüğünü göremeyeceğim. Dileğimin mürüvvetini göremeyeceğim. En iyisi ben intihar edeyim de kurtulayım. Bu taşa da hiç gerek yok esasında. Burada koli basitinde insan bile dağıtmasa ölür. Neyse. 1, 2... Ne yapıyorsun kardeşim sen burada ya? Ben ne yapıyor gibi görünürüm sana? İntihar ediyorsun. Ha, aferin, bu yaşta bu zeka, bildin. Dalga geçme kardeşim ya, çıkart şunu ya, çıkart. Ne var be, ne var? Yoksa belediye intihar edenlerden vergi mi alır? Dur sana ben vereyim vergimi, dur. Kardeşim, yapma Allah aşkına ya. Ne derdin var bilmiyorum. Ama yaşamak çok güzel. Bak İstanbul'un güzelliğine. Ya, çok güzel tabii ama oralarda yaşayanlara için güzel. Senin için güzel. Bakalım benim için güzel mi? Benim derdim büyük. Ya yürü git kardeşim ya. Yürü git ya. Bir hava al açılırsın ya. Yürü. Hadi. Bırakmazsınız ki bir intihar edelim. Taksici, boş musun? Çalışmak için hiç avamda değilim kardeşlik ama müşteri de geri çevirmek olmaz. Ne tarafa gideceksiniz? Beykoz'a doğru. Aa iyi. Oralar ağaçlık. İşimi orada hallederim artık. Hadi geçin. Orada artık kendimi asarım. Kardeşim şurada duralım biz. Be çocuğum, bu kuş uçmaz, kervan geçmez ormanın içinde ne yapacaksınız be? Sana ne yapacağımız da? Siz eşkıya mısınız diyorsunuz be? Hadi çık tamam. Dışarı çabuk. Tamam. Tamam. Çıktım. Hadi. Tamam hadi. Dedim ya. Ay Allah Allah. Derhal bütün paraları çıkar. Yoksa öldürürüm seni. Sahiden sıkar mısın? Şaka yapar gibi bir halin mi var? Sıkarım kafana. Aslanım benim. Ben sizi gökte ararken yerde buldum. Allah gönderdi sizi. Öldür. Hadi vur. Sık. Çek. Ne diyor bu ya? Bize deli ayağı mı çekiyorsun? Yemezler. Çık paraları. Deşerim valla. Deş ama oradan deşilmez ki. Al buradan deşeceksin. Kalbimin üzerinden bile batır. Ondan sonra da çevir bile kan aksın. Tamam. Hadi batır. Sen de öldür beni hadi. Çek tetiği çek. Ya. Hadi. Manyak mısın kardeşim? Paraları ver gidelim. Bak şakamız yok. Parayı vereyim de öldürmeyin değil mi? Öldürmeyene para yok. Hadi. Çek tetiği. Bas. Kalbime bas. Hadi. Manyağa çattık ya. Yürü gidelim abi. Abi bu işlere tövbe. Ben hemen fabrikada yarın işe başlıyorum. Öyle misin? Öldürmeden kaçtı. Bu memlekette kimse doğru düz işini yapmaz. Yaklaşmayın oraya, bomba var orada. Açın Hüseyin, dağıt şunları. Tamam. Çekilin. Tamam.
çekilin, çekilin, çekilin. Sallayın bunları. Kardeşlik, niçin toplaştınız buraya? Bir şey mi dağıtırlar? Erzak mı dağıtırlar? Kömür mü yoksa ha?